Osmanlı'nın gizli kahramanı Meryem Atmaca. Koskoca bir imparatorluğun tarihini 3 dakikaya sığdırmak oldukça zor. 3 kıtaya yayılmış, düşmanlarına korku salmış bir devlet. Afrika'da bile bir Müslüman öldürüldüğünde Türkler yetişir, bizi kurtarırlar sözünü hak eden bir devlet. Devletler ölümsüz değildirler. Bazı iç ve dış gelişmelerde eski devletlerin yıkılıp yeni devletlerin kurulmasına neden olur. Osmanlı da bir süre sonra yıkılmaya, savaşlarını kaybetmeye başlamıştır. Osmanlı-Rus savaşı olmadan önce Rusya panslavizm benimsemiştir. Yani Slav kökenli ulusları kendi egemenliğini birleştirmek istemiştir. Bunun için de diğer devletlerle gizli anlaşmalar, sözleşmeler yaparak Osmanlı topraklarına göz dikmiştir. Balkanları ve şu anki doğumuzu ele geçirici planlar yapmıştır. Osmanlı da buna karşılık olarak Sarıkamış Harekatı'nı düzenlemiştir. Bu harekat başarılı olursa diğer Türklerle birleşip diğer devletlerin kötü emellerinden kurtulabileceklerdir. Ama istenilen olmadı. Ordu oldukça fakirdi. O soğuk hava şartlarında ayaklarındaki yarım yamalak botlarla ulaşamadılar. Yenildiler. Binlerce asker şehit olmuştu. Kurtulan askerlerimiz de esir düşmüştü. Biz esir aldıklarımızı çok iyi davranırken onlar öyle yapmadı. Askerlerin tüm kıyafetlerine el koyuldu. Yalnızca bir ekmek alacak kadar para verildi ki aşk alarak ölmeleri için. Askerlerimiz eziyetleri bunlarla kalmıyordu. Hayvanlarla karışık bir vagonda sığırcılığı insan sayısının 3 katını alarak askerlerimizi naklettiler. Osmanlı askerlerini esir haline getirip en kötü hapishanelere yerleştirdiler. Sebebi ise hastalıkların tedaviden mahrum kalmasıydı. O kadar kötü şartlardaki ders sürdü ki zaten askerlerimizin yarısı şehit olmuştu. Yollarda ekmek ve su verilmiyordu. Vagondan çıkmaları yasak tutulmuştu. Tuvalet için dahil çıkmak yasaktı. İshal ve tüfüs oldukça arttı. Şehrin birinde iki vagonun kapıları kilitlenerek askerlerimiz ölüme terk edilmişti. Açlık ve susuzluktan şehit oldular. 500 Osmanlı askerini hastalık var bahanesiyle iç çamaşırları kalıncaya kadar soydular. Soğuktan donarak ölmelerine neden oldular. Osmanlı askerlerine çok kötü davranılıyordu. Esir alıp satmak için pazarlar dahi kurmuşlardı. Zayıf kalan askerlerimizi bir sigara karşılığında bile satmaya çalışıyorlardı. O dönemler düşman ülkeler milli duygularını bizim askerlerimiz üzerinde tatmin etmeye çalıştılar. Tam bu sıralarda ülkemizden bir kahraman çıktı. Askerlerimizin kurtarılmasını çok istiyordu. O bir erkek değil, bir kadındı. Her Türk kadını gibi o da bir kahramandı. Gerekirse canını, gerekirse malını verebilecek kadar cesurdu. 1800 Türk askeri karşılığında 10.000 adet altınını feda etti. Tüm altınlar ona babasından kalmıştı. Miras dışında pek de parası yoktu. Türk askerleri esaretten dönerken bile eziyet çektiler. Meryem Atmaca isimli kahramanın o an ya da sonrasında ne hissettiğini bilmiyoruz. Öldüğü zaman ise fakir birisi olarak öldü. Elinde hiçbir şey kalmamıştı. Şimdilerde ismi pek anılmasa da Türk kadının fedakarlığını tüm dünyaya kanıtladı. Yeni videolar için abone olmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.